Şimdi sayın hocalarım, kıymetli Atanur arkadaşım, hepiniz hoş geldiniz. Bu Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü olarak yaptığımız etkinliklerden birisi tabii. Şartlardan dolayı eğitimimizi uzaktan yapmak zorunda kalıyoruz. Ne kadar faydalı oluyor, ne kadar etkili oluyor bilmiyoruz ama biz de şartları kendimize ait bir şekilde, kendimize iyi gelecek şekilde döndürmeye çalışıyoruz. Şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle sanat eğitimiyle, sanatla alakalı toplantılarımızdan birinde yine beraberiz. Konuğumuz Atanur Doğan. Kendisi benim üniversiteden arkadaşım. Benim bir üst devrem. Kendi de demin ifade ettiği gibi aslında Doğu bölgesinde fiziki görüntüsünden de biraz belli aslında, esmerliğinden falan. Bizim bu tarafların aslında çocuğu. Oldukça yetenekli bir kişidir kendisi. 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Programı 87 mezunudur. Kendisi branş olarak heykeltıraştır esas itibariyle. Biz şu anki bizim eğitimimiz gibi bir sene temel eğitim aldıktan sonra ondan sonra 3 yıllık bir branş eğitimi alıyoruz biliyorsunuz. Şu anda da aynı sistem işliyor. Kendisi bir senelik temel eğitimden sonra 3 sene heykel eğitimi almış. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir dönem, kısa bir dönem öğretmenlik macerası olmuş. Daha sonra bölümde okuduğu arkadaşıyla son sınıfta mı evlenmiştin Zatanur Bey? Yoksa okul bitmez mi? Doğru. Son sınıfta tam okuldan mezun olurken taraftan da evlilik merasimini yaptık. Böyle. Evet, yani Asuman arkadaşıma da buradan çok selamlarımı gönderiyorum. İkisiyle farklı bir bağımız vardı. Ben devamlı giderdim, Atanur gelir bakardı. Temel sanat eğitimi hocamız aynıydı. Ali Rıza Kırkan, Allah rahmet etsin. Kendisi iyi bir sulu boya sanatçısıydı. Belki Atanur'a da, belki bana da sulu boya sanatını aşılayan önemli bir şahsiyetti. Allah rahmet etsin kendisine. Buradan analım kendisini. Okul Evet, bittikten kesinlikle. sonra hanımıyla beraber şöyle bir macera yaşıyorlar. Ceblerinde para olmadığı halde Kuşadası'nda bulundukları zaman o gün yaptıkları sulu boyaları satarak elde geçirdikleri parayla aldıkları çadırda kalarak tekrar arada sulu boya resimleri yapıp turistlere satarak o zamanı öyle bir geçirme işine girişmişler. Daha sonra ileriki zamanlarda oradaki sergilerden birinde yanlış hatırlamıyorsam, yanlış olursa Tanrı Bey düzeltirsin. Evet. Çok Şimdi güzel. Kanadalı bir sanatseverin eline ulaşıyor bu eserler. Kanada'ya götürdüğünde, Kanada'da çerçeveletmeye götürdüğünde resimleri, orada ya bunlar çok güzel resimler, bunları sen nereden buldun gibi sohbet olunca adam da Türkiye'den aldığını, bunlardan yine getirebilir misin diyor. Atanur'la temasa geçiyor. Atanur da güvendim diyor ve gönderdim. Gönderdiğinden dolayı oraya bayağı bir çalışma yolluyor. Daha sonra Kanada'ya davet alınıyor. Karı koca Kanada'ya gidip yerleşiyorlar resmi olarak. Ve 91 miydi, 92 miydi Kanada'ya yerleştiğiniz? 93'te yani 93 10 miydi? 28 yıl önce. Evet, 28 28 yıl. yıl önce Kanada'ya bir sanatçı olarak yerleşti. Ve o günden bugüne Atanur Doğan ve eşi bugüne kadar sulu boya sanatıyla hayatlarını geçindirdiler. Bu önemli bir olgu. Atanur Doğan'la ilk okuldan sonra mezun olduğumuzda etkinliğimizi 2004 yılında Çeşme Alaçatı'da yapmıştık. Türkiye'de yapılan en önemli, en büyük etkinliklerinden biriydi. Sulu boya alanındaki en büyük etkinlik. Çünkü o döneme kadar Türkiye'de sulu boya alanında, yani branşlaşmış olarak sadece sulu boyayı düşünerek yapılan daha önemli bir etkinlik yoktu. Yanlış Aslında hatırlamıyorum. dünyada Çünkü da bu, pek yoktu yani. Dünyada da evet, tahminim dünyada da o pek zaman yok. da pek Evet, yoktu. aynen Çünkü katılıyorum. 2000, Şimdi, 2004 yılıydı. evet, 2004 evet. yılı. 2004'te, evet, Çeşme'deki. 2004. Ben de 2004 dedim. Doğru. Şimdi misafirlerimizin %99'a menemen bizim resim öğretmenliği öğrencileri. Arkadaşlar şöyle düşünebilirler. Hoca bunları böyle anlatıyor ama
nereden biliyor diyebilirler. 2000 yılında, 2003 yılında bitirdiğim bir yüksek lisans tezim var benim. Profesör Doktor İsmail Aytaç hocamla beraber yaptık. 19. yüzyıldan günümüze Türk sanatında sulu boya idi konumuz. Kitabın ana maddelerinden birisi de Atanur Doğan ve Asuman Doğan'ın sulu boya sanatıydı. Orada ciddi bir şekilde inceledik. Bunları oradan dolayı biliyoruz. Dediğim gibi 2004 yılında böyle oldukça önemli bir etkinlik yapıldı. 27 ülkeden 100'e yakın sanatçı katıldı. Organizasyonu şahıs olarak Atanur Doğan yaptı. Bunu net bir şekilde belirtmek gerekiyor. Bu bir milattı Türkiye'de. Bu neyi sağladı? Bu şunu sağladı. Türk sanatının ve sanatçısının dünyaya açılım yapabileceği aslında geldi. Yani gittiğinizde görüyorsunuz, bakıyorsunuz 27 değişik ülkeden 100'e yakın sanatçı gelmiş. Ve her sanatçı en az iki eser olmak üzere çok tarihi, çok güzel bir mekanda resmi Erkan da bulunmak üzere. Oldukça güzel, 4-5 günlük çok güzel bir etkinlik oldu. Alaçatı o zaman duyulmamıştı Türkiye ve dünya genelinde biliyorsun, değil mi Atanur Bey? Doğru. Alaçatı gezdiğimizde bakmıştık yani hep harabe, dökük, yıkık, böyle terk edilmiş bir kasaba Evet. mahiyetindeydi. Ondan birkaç sene sonra duyulmaya başladı. Yani Bunlar bizim önemli sayemizde Alaçatı oldu diyeceksin. şeyler. Belki de öyledir. Bilemiyorum. Olabilir. Yani biz o zamanlar gezdik ki hatırlıyorsun yani evleri Evet. falan bayağı döküntü çok ev vardı yani az değil. Onda biri ancak tamir edilmişti. Ama Yarısı şimdiki da gözüküyor. satılıktır diye levhaları vardı. Kimse almıyordu. Çok kötüsün bir Alsaydık durumu diye. köşeye gömmüştük yani. Aynı. Doğru. Neyse fazla uzatmayalım. Daha sonra 2012-2011'li yılların sonuna gelindiği zaman şöyle bir şey oldu. Tabii sosyal medya iyice yayıldıktan sonra böyle sosyal medyada Atanur'la zaten görüşmeye falan devam ediyorduk. Ya grup kurdu Atanur Doğan sosyal medya üzerinden, özellikle Facebook üzerinden. Bir gün baktık 50 bini geçmiş üye sayısı. Dünya genelinde. Büyük çoğunluğu dünya genelinde katılımcı. Yani 2011'in sonları. Atanur Bey'e şu anki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer Bey yanlış hatırlamıyorsam ulaşıyor ve sizlere Seferihisar'da yer vereyim. Bunu dernek haline getirin gibi fikirlerle birlikte konuşmadan öyle bir fikir ortaya çıkıyor. O zaman benle de paylaştı. Çok güzel olur dedik. Hakikaten orada bize bir yer verdi ve 2012'nin ilk aylarında dernek resmi olarak kuruldu. Uluslararası Sulu Boya Derneği, bütün dünyayı ilgilendiren bir dernek sulu boya alanında ve merkezi İzmir'de Seferihisar'da bir ilçede. Ve ilginçtir, ilk senesinde yani 5-6 aylık bir dernek dünyanın en büyük sulu boya etkinliğini yaptı. 2012 yılında Seferihisar'da. Resmi rakamlara göre 3000'in üstünde sanatçı katıldı o etkinliğe. Yani büyük çoğunluğu sanatçıydı. Onu biz gözlerimizle de gördük. Yani her sanatçı bir köşede resim yapmaya başladığında etrafında en az 40-50 tane ya sanatçı ya sanatçı onu ciddi bir gözle izlediğini fark ettik. Bu etkinlikler arttı daha sonra. 2013'te tekrar yapıldı. 2014'te devam etti. 2015'te Kapadokya'da yaptık. 2016'da Bornova'da mı 2015'teydi? Tarihleri şaşırıyor olabilirim. Evet. Sonra Bornova Bornova var. Evet. 2015'ti. Kapadokya 2014'tü. Değil mi? 2016 Evet. 2016 2017 Gaziantep. Değil mi? Evet. Hepsi birbirinden büyüktü. Yani Kapadokya farklıydı, Bornova farklıydı. Mesela Bornova'da dünya genelindeki en büyük sulu boya alanında dağıtılan ödülleri dağıttık. Ben de Türkiye'den katılan bir sulu boya sanatçısı olarak jüri üyesiydim. Atanır Bey tabii bizim hem kurucu başkanımız, onursal başkanımızdı şu anda. Yani 20 bin dolar ödül dağıttık. Yanlış değil mi Atanır Bey?
Evet, o Bornova civardaydı, doğru. Belediyesi'ne yaptığımızda 20 bin dolar ödül dağıttık. Yani 5 bin dolarlık birincilik ödülünü alan hesap alıyordu. Yani ikinci 3 bin dolar, 5 tane 1000 dolar, 5 tane 1000 dolar bilmem başka bir ödül. Yani toplamda 20 bin dolar ödül dağıttık o zaman. Bayağı bir sükse oldu. Bunların içerisinde tabii bunların kalıcılığı nereden kaynaklanıyor? Bu etkinliklerin hepsinin kataloğunu yaptık. Bu kataloglara Tanır Bey'in tabii bu etkinliklerde çok önemli şey oldu zaten belli. Şöyle bir şey yapıldı. Katalogların hepsi katalogda olan sanatçılara ve bu etkinliklere katılan sanatçıların ülkelerine gönderildi. Orada özellikle yaptıkları resimlerle canlı katalogları da alarak yani bizzat sosyal medyada bu topluluğun neler yaptığını ülkeler birbirlerine ciddi bir şekilde gösterdi. Ve şu anda Uluslararası Suluboya Derneği bir topluluk olarak dünya genelinde suluboya alanında dünyanın en önemli olgusu suluboya alanında. Daha büyük bir olgu yok. Yani 100 ülkede temsilci var. Pandemi olmadan önce hemen hemen her ay bir ülkede uluslararası güzel büyük bunlara Atanır Doğan hepsine katılıyor. Genel çerçeve içerisinde olay böyle. Sözü kendisi daha geniş detaylı bir şekilde anlatacak elbette. Burada İsmail Hocam bir sanat tarihçisi. Onun söylediği sözlerden biri şudur. Ben onu Atanur'a da birkaç kere söyledim. Şimdi Atanur Bey ön planda çok görünüyor. Bizim resim bölümü dışından izleyen var mı bilmiyorum ama bunu muhtemelen YouTube'da değişik kanallarda yayınlayacağız. Oradan dinleyenler olur. Şimdi şöyle diyenler olabiliyor. Ya Atanur Bey de çok ön plana çıkıyor. Çok kendini öne atıyor. Çok reklamını yapıyor. Mesela Atanur yokken ben şunu söylemişimdir herkese. Şimdi yüzüne söylüyorum. Bazı belki yüzüne de söylemiştim. Yani birinin bunu yapması lazım. Şimdi Atanur Doğan Türk ismi mi? Türk ismi. Kendisi Türk mü? Türk. Kurduğu etkinliğin büyük çoğunluğu Türkiye'de yapılıyor mu? En büyük etkinlikler Türkiye'de yapılıyor. Bu hareket, bu olgu Türkiye'den çıktı mı? Türkiye'den çıktı. Ya bu tarihe not edilse bile Atanur'un yaptığı çok büyük bir iş. Hocam ne der bu konuda? Bir giriş yapabiliriz isterseniz. Evet. Mikrofonu kapatmış ama. Evet. Hocam Biraz ben bir sesim geliyor. Buyurun. birkaç cümle verirsiniz hocam. Siz sizin alana girin. Şimdi hocam her yapılan sanat sanat tarihinin konusu. Dolayısıyla biz bütüncül olaya bakıyoruz. Bir de işin tanıtım tarafı var. Ekonomik var. Ülkemiz Türkiye 4000 yıllık bir kültür birikimiyle Anadolu'da 1000 yıldır var. Dolayısıyla bundan dolayı çeşitli ülkelerde bu kültürel birikimin getirmiş olduğu bir eziklik var. Ve biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ancak kendimizi Hocam sizin internet bayağı kötü. İsmail Hocam. Evet, İsmail Hocam'ın sesi gitti. İsmail Hoca gitti. Biz devam edelim. Evet. Atanur Bey nereye gittin? Ben buradayım. Ha, Sesim sen geliyor buradasın. mu? Tamam. Bu geliyor hocam. Şimdi ikinizin bu işi başlatması, senin arka planda gayretin, Atanur Bey'in uluslararası alandaki tanınırlığı, bilirliği tabii ki katkı sağladı. Biraz da irade destek İsmail Hocam olunca sesi bu kesildi. noktaya geldi. Merkez oluşunun sesim geliyor mu? Hocam kesik kesik geliyor. İnternetiniz kötü görünüyor. Tek diş görünüyor. Siz internet düzelsin hocam sonra konuşun isterseniz. Çünkü gidip geliyor, gidip Ben geliyor. Bir şey bağlamayı anlaşılmıyor. isterseniz. Evet, bir şey anlaşılmıyor hocam. Sonuca gelelim. Şimdi sözümü bağlayayım. Sözü Atanır Bey'e vereyim. Atanır Bey esas zaten konumuz.
Bu önemli bir şey, önemli bir olgu. Yani dünya genelinde İsmail Hoca'nın sözünü söyleyecektim. Gerçi kendisi söylesin diye bağlattım ama kendisi internet bağlantısında sıkıntı var, ses anlaşılmıyor. Söylediği şey şuydu, Türk tarihine baktığımız zaman mesela geçmiş yıllarda resim sanatının 7000 yılı diye bir araştırma kitap vardı. Türk sanatçı yok içinde. Yanlış hatırlamıyorsam Türk sanatçı yok. Yani bunu sorduğumda şöyle demişti. Bunu anlatacak teorisyen yok, yetişmiyor bizde. Dünya genelinde sözünü kabul ettirecek teorisyen. Yani buna kafa yoran ve kafa yorduğunu yazıya döken yok. Bu önemli bir şey. Biz sanat derken sanatı nasıl tarif ediyoruz? Aklındaki, fikrindeki, düşüncesini bir işe aktaran kişiye sanatçı diyoruz ve o işe de sanat diyoruz. Yani bir şey olması lazım. Biz kendi içimizde, kendi kendimize düşünüyoruz. Ya bizde büyük sanatçı var, bizde Mimar Sinan var, bizde işte İsmail Çalı, bir sürü erkeği, her şey var, herkes var. Yani sanatçılar çok bizde diyoruz. Tarihimiz sanatçıyla dolu. Bunlar niye bizi dahil etmiyorlar diyoruz. Ama bilmiyoruz ki bu mutfağında bizim eleman yok. Şimdi eğer mutfaktaki adam Fransızsa, Çinliyse Çinli yemeği yapacak, Fransız yemeği yapacak daha ziyade, değil mi? Ama sen mutfağa o yemeği hazırlayacak usta sokmayı başarabilirsen o zaman işte millete yemeği sunabiliyorsun. Atanur bir anlamda bunu da aslında başarıyor Atanur Bey. Yani Türk sanatçısını, Türkiye'yi, sanatı, sanatımızı yaşıyoruz. Bu böyle olacak. Yani birinin mutlaka birilerinin ön planda olması gerekiyor. Bu böyle yani. Başka bir yolu yok. Dolayısıyla bir uluslararası Sulubay'a toplu olarak önemli bir şeyler yaptık ve yapılmaya da devam ediyor. Dediğim gibi 100'ün üzerinde ülkede temsilcisi var. Şimdi Atanur Bey'den özellikle hem belki kendini de ifade edebilirsin ama daha ziyade bizim ana konumuz Türk Sulubaya sanatı ve Türk Sulubaya sanatçıları. Dünya genelinde nerelerde, nereye geldi? Mesela bizim derneğimizin çok önemli etkilerinden biri vardır. Eğitimde en önemli şey nedir? Davranış değişikliği, ortaya değişik işlerin çıkmasıdır. Eğer ortaya değişik bir şey çıkaramıyorsanız sizin yaptığınız eğitim boştur. O değişim de iyi yönde değişim olması gerekiyor. Yani kötü yönde değişim olduğu zaman yine eğitim değil. Daha kötü hatta. Hiç yapmasanız eğitimi daha iyi oluyor o zaman. Eğer kötü yöne gidiyorsa. Şu an Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam yani daha önceden hiç lafı yokken şu an en az 10 tane dünya genelinde söz sahibi olabilecek virtüöz dediğimiz seviyede master Sulubaya sanatçısı var. Değil mi Atanur Bey? Doğru. Yani 10 taneden rahatlıkla sayabilirim şu anda. Türkiye'de bütün dünyayı ettirmiş realist veya kendi çapında, kendi yönünde resimler yapan çok iyi ressamlar yetişti. Niye yetişti? İşte bizim bu etkinlikleri göre göre yetiştiler. Onlarda önceden yetenek yok muydu? Vardı. Ama yani bir Li Yu'yu gördükten sonra portrenin ne olduğunu adamlar anladılar. Bir Atanur Doğan'ı gördükten sonra portrenin, canlı portrenin ne demek, ne anlama geldiğini anladılar.